Arkadaşlar merhabalar. Bina modelleme ve render derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki ders materyal ayarlarımızı falan her şeyimizi yapmıştık. Geriye neyimiz kalmıştı? Şu suyu materyali falan kalmıştı. Hemen şimdi bu derste de onları yapacağız. Hemen şöyle cam materyalini bunu atadığımız zaman sorun ortada çözmüş oluyoruz. Bakalım camı materyali burada nasıl duruyor? Evet, gayet güzel. Neredeyse hiç belli olmuyor bile. Tabi bunu kullanmayacağız. Şaka bir yana bunu siliyoruz şimdi. Bunu da siliyorum. Şimdi burada biraz deneme yanılma yöntemiyle bir su materyali yapacağım. Glass ile Transparent'ı burada tek mix shade ile karıştıracağım. Transparent nerede? Evet. Burada ayrıyetten ek olarak yapacağım bir işlem daha var tabi. Tekstürden bir adet noise tekstür istiyorum. Ardından vector bump istiyorum. Height'e bağlıyorum ve bunu da glass'ın normaline bağlıyorum. Gördüğünüz gibi su yüzeyinde dalgalanmalar meydana geldi. Buradan detay seviyesini arttırabiliriz. Bunu sıfırda tutabiliriz. Mesela akan su animasyonu yapmak istiyorsanız bunu da burada keyframe ederek yapabilirsiniz. Bunu bir 15 yapıyorum. Bakalım nasıl oldu. Evet, gayet güzel. Hafif rengiyle de oynarsak şöyle yani mavi tonlarda bir şey tarzında. Çok hafif ama. Evet, şöyle bir de render'ına bakarsak göz kararı. Evet, gayet güzel bir su materyali olduğunu görebiliyoruz. Evet, tamamdır. Şimdi burada yapacağımız bir başka işlem ne var? Evet, sahnemizin ışığı biraz genel itibarıyla düşük. Burada bir yöntem kullanacağım. Bina menüsünde bir sant tipinde bir lambayla bir ışıklandırma kullanacağım. Ama burada şöyle bir yol izleyeceğim. İlk başta bir addon'um var. Hemen bir onu aktif etmek istiyorum yine. Ne diyelim buna? Plane yazıyor. Image Plane. Yani resimleri plane üstünde import etmeye yarayan bir addon. Direkt space yerine plane yazdığınız zaman da zaten geliyor. Addon'u aktif ettikten sonra texture klasöründen ve seçiyorum objemi. Şöyle geldiğini görebiliyorum. Şöyle 45 derece döndürüyorum. Şimdi bu ne işe yarayacak? Onu hep birlikte görelim. Şu şurada bir kalsın. Şimdi sahneme yandan bakarken sahneme bir adet sand tipinde bir lamba ekliyorum. Şunu biraz büyütüyorum scale'li. Evet, şöyle yandan vurursa daha net olabilir. Evet, gayet güzel. Şimdi şuradan şeye geçiyorum. İşlemcime kasma olmasın diye. Ardından şuradan performanstan da Fixit'ten 7 tane işlemci atayalım. Evet, şimdi burada şeyimiz duruyor, lambamız. Use Note dedim. Şiddetini kaç yapabilirim veya şuradan da ayarlayabilirim. 10 yaptığım zaman bayağı bir ışık vuracaktır haliyle sahnemize. 10 yerine şunu kaç yapabiliriz? Şimdi 5 yapıyorum. 5 iyi gibi. Şimdi bakın, burada benim asıl yapmak istediğim olay şu. 3'te viewport'a geliyorum. Üstten görünüme geçtim. Şurada benim neyim vardı? Bir plane'im vardı. Güneş. Yani ağaç yatadı. Şunu şöyle çekiyorum. Tam güneşin önüne gelecek şekilde ikisini seçiyorum. Şöyle bir uzağa doğru bir yere taşıyorum. Uzağa doğru taşıyorum. Evet. Şimdi şöyle koyacağız. Biraz daha şöyle yakınlaşabiliriz. Aslında bundan tam istediğim sonucu alamadım. Buradan normalde ışığın sadece ağacın içinden geçmesi gerekiyor burada.
Bakalım şehirlerimize bir sıkıntı var mı? Yok. Evet. Veya şöyle de yapabiliriz. Bakın bu yöntem de farklı bir yöntem. Belki kullanışsız. Arya tipinde bir lambaya tekstür atayabilerek de kullanabilirsiniz. İmaj. Lane'imize atamış olduğumuz tekstür seçtim. Vektör neredeydi bizim vektör mapping dedim. Şiddetini yükseltiyorum 500 civarına bir şey getirdim. Ardından output'tan bir tekstür koordinat istiyorum. Normal olması lazım. Normali bağlıyorum. Evet, size değerini yükseltiyorum şöyle. Daha doğrusu bu spot da oluyor. Evet, yanlış hatırlamışım spotta. Power'ını yükseltiyorum. Şöyle bayağı bir power yazdım. Normalde sahneye vurması lazım ama ışığı. Şunları bir çekelim şimdi. Evet, bakın burada ışık bayağı şiddetli vuruyor. Obje olması lazım. Evet. Bakın burada yeşil tonlarda buraya yüklemiş olduğunuz tekstür tarzında bir aydınlatma sistemi sunuyor. Bakın şu tarz bir aydınlık bir resminiz varsa, güneş tonlarına hakim olduğu, daha güzel sonuç alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bakın yükledim. Gördünüz mü? Sarı tonlar biraz daha hakim olduğunu görebiliyoruz sahnemize. Tabi şiddet fazla gelebilir. 250 yapıyorum. Evet. Şöyle rotation'da dönerek daha farklı bir aydınlatma sistemi sağlayabiliriz. Bizim buradaki yaptığımız işlem sun tipinde yapmaya çalıştım ama olmadı. Burada ne tipinde? Spot tipindeki lambada yaptık. Burada resmi bir ışık kaynağı olarak gösterdik ve öyle kullandık. Bu da güzel yöntemlerden bir tanesi. Şimdi Denoise'de aktif edip bir render alalım. Bakalım nasıl oldu hep birlikte bir görelim. Bittikten sonra devam edelim. Evet, render durdurdum. Şöyle bir sonuç verdi bize. Pek de hoşuma gitmedi. İstiyorsanız siz bunu kullanın. Ya sizin zevkinize kalmış bir şey. Şu UV map kısımlarını şu aralar düzenlemem gerekiyor. Bu aralar pek hoşuma gitmedi. Şuradan hemen UV editor kısmına giriyorum. Bu kısımları şöyle yapalım. Şöyle birbirlerine yakın ve bunları 90 derece döndürelim ki daha güzel dursunlar. Evet, şu metal kısmın, şu yan kısımlarında özellikle baya bir patlama var gibi geldi sanki bana. Şimdi şuradan Word kısmına tekrar giriyoruz. Şiddeti biraz yükseltebiliriz. Bu kadar da karanlık olmasına gerek yok. 2.5. Mesela şöyle bir yöntem de kullanabiliriz. Convert'ten mat ekleyip şöyle bundan multiply yaparsanız biraz daha farklı ışıklandırma tipi elde edebilirsiniz. Bu da farklı bir yöntem. Yöntemden bol bir şey yok Blender'da. Bunu bir 4 yapalım. Evet. Genel itibariyle aydınlatma da bu şekilde oldu. Şimdi asıl ışık olaylarını falan tamamladığımızda asıl istediğimiz kısımlara geçeceğiz. Bakalım bir de böyle render alalım. Bakalım bu ışıklandırma nasıl duracak. Evet, render'ımız bitti. Ortalama kaç dakika sürdü? 1,5 dakika falan. Evet, render'ımız gayet güzel. Cam materyalini belki ilerleyen kısımlarda bir düzenleme yapabiliriz.
Onun dışında gayet güzel durduğunu söyleyebilirim. Toprağın biraz daha roughness ile oynama yapabiliriz. Çok parlak duruyor bana göre. Özellikle şu dip kısımlarda. Evet, şöyle bakıyoruz. Color invert istedim ama bu değil. Toprağınki sanki. Evet, şu. Color invert dedim. Roughness'a koyuyorum. Nokta 5 civarında tutabiliriz. Ardından color RGB curves istiyorum. Biraz daha şöyle koyu olabilir toprağın tonu. Evet. Böyle daha iyi. Evet. Bu tonlarda bir şey daha net ve güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu dersi istiyorsanız burada tamamlayalım. Bir sonraki derste çimen ve diğer detaylı yapımına geçelim istiyorsanız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.